Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmam gerek. Bu video geçenlerde toplulukta duyurduğum şu video değil. Onun daha işi bitmedi, o yüzden araya böyle bir video sıkıştırmak istedim. Ayrıca çevremde artık birazcık farklı içerik isteyen insanlar olduğunu gördüm. O yüzden bu videoda en sevdiğim süper kahraman olan Spider-Man'in oyunlarını sıralayacağım. Spider-Man'i seçmemin diğer bir nedeni de son çıkan Spider-Man filmi olan Across the Spider-Verse'ü çok sevmem. O zaman başlayalım. Karşında en sevdiğim Spider-Man oyunlarının en sevmediğimden en sevdiğime doğru sıralaması. My name's the Human Spider. 10 numara. Spider-Man The Movie. Tobey Maguire Spider-Man'in ilk filmiyle aynı dönemde çıkmış olan bir film oyunudur. Klasik bir Spider-Man oyunu olsa da ağ atarak şehirde gezmek istediğinizde oyun sanki size havada koşuyormuşsunuz gibi bir animasyon gösteriyor. Ve bu animasyon size Spider-Man oyunlarının en önem vermesi gereken şeylerden birinin bu oyunda önemsenmediğini gösteriyor. Ağ atma. Ağ ile uçarken bile hissetmen lazım onu. Burada koşuyormuş gibi hissediyorum ben. O yüzden bunu 10. sıraya koydum. Daha Spider-Man'in temel yasasını çiğneyen bir oyun. 9 numara Spider-Man 2 bilgisayar sürümü. Yine bir Tobey Maguire Spider-Man'in film oyunuyla karşı karşıyasınız. Oyunun küçükken sadece bilgisayar sürümünü oynadığım için burada bilgisayar sürümünü yorumlayacağım. Çoğu Spider-Man hayranı olan ve bu oyunları oynayan insanlar bu oyunun PlayStation 2 sürümünün bilgisayara göre kat kat daha iyi olduğunu söylüyor. Ancak ben kat kat daha iyi olduklarını söylemelerine rağmen o oyunu oynamadım. Oyuna gelirsek, küçüklüğümde bu oyun için en iyi Spider-Man oyunu gibi saçma bir düşüncem vardı maalesef. Oyuna kötü diyebilirim. Bunun bir sürü nedeni var. Oyunda combat upgrade'i yok. Sürekli aynı dövüş animasyonlarını görüyoruz. Bu başta iyi dursa da bir süre sonra bayıyor. Ayrıca Spider-Man oyunundan başka ne bekleriz? Birazcık açık dünyamsı bir şey. Ve iyi atma deneyimi olabilir belki. Deminki oyunu iyi ağ atamadığımız için, hatta kötü de demeyeyim, direkt ağ atmayı hiçe saydığı için oraya koymuştum. Çünkü havada koşuyordun resmen. Bu oyunu buraya koymamın diğer bir nedeni de oyunun açık dünyası maalesef yok. Evet, şehir var ama şehirde gezmene sebep olabilecek bir unsur yok. Tek olan şey oyunda bazı yerlerde minik örümcekler var ve sen bunları topladıkça gelişiyor. Bu da oyunu %100 yapmak isteyenler için ufak bir yan görevimsi bir şey olmuş. Ağ atma konusuna gelecek olursak oyun sizi bu noktada da kısıtlıyor. Resmen havadaki bir PNG'ye ağ atıyorsunuz. Şahsen ben havadaki bir PNG'ye ağ atacağıma çoğu Spider-Man oyunundaki gibi gökyüzüne ağ atma mantığını daha iyi buldum. O yüzden bu yönden de oyun benim için kötü. 9. sıraya koymamın nedeni ise tabi 10. sıradaki oyunda sen direkt ağ atmadığın, havada koştuğun için bunu da buraya koydum. Görevlere baktığımızda görevler orta güzellikte olsa da 4 yaşındaki bir çocuğun bile çözebileceği tarzda bulmacalar koyması oyunun bizde dalga geçtiğini düşünmeme sebep oldu. Ve son olarak bu bir film oyunu değil mi arkadaşlar? Filmle alakası nerede? Doktor Octavius dışında filmle hiçbir ortak özelliği yok. 8 numara Spider-Man 2000. İlk 3 boyutlu Spider-Man oyunu olmasının yanı sıra 2000 yılına göre gerçekten harika grafiklere sahip bence. Ve bu oyun deminki 2 oyuna göre daha özgür bir ağ atmaya sahip. Her ne kadar açık dünyası olmasa da ağ atarken koşmuyorsunuz ya da bir PNG parçasına ağ atmıyorsunuz. Onun dışında kendinizi bir kalkan içine alıp sonra kalkanı patlatarak çıkmanız ya da adamların kafasına oturup kafasından pataklamanız gibi detaylarla combat çeşitliliğini sağlayabilen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çocukları düşürüp de çocuk modu, yani kid modu eklemesi de bence bu oyunu bir tık daha iyi öne çıkartıyor. O yüzden bunu 8. sıraya koydum. 7 numara The Amazing Spider-Man 1. Bir film oyununa daha geldik. Amazing Spider-Man 1 oyununun filmiyle uzaktan yakından yine alakası yok. Yine tek ortak nokta filmde Lizard ile dövüşürken oyunda da Lizard ile dövüşmemiz. Ayrıca oyunun Windows, Android, PlayStation, iOS, PlayStation Vita, Nintendo, Xbox 360 ve daha fazla platforma çıkmasını bir artı olarak görsem de oyunun her portunda farklılıklar olması bence oyunu çok kötü bir hale getiriyor. Hele ki mobil portuna hiç başlatmayın beni. Mobil portunu ben küçükken oynadım. Hiç alakası yok. Apayrı bir oyun. Hiç, senaryo olarak bile farklı. Grafiği geç, grafik farklı olabilir ama senaryo bile farklı. Bu oyunu bu kadar kötüye koymamın asıl sebebine geldim. Optimizasyon. Oynayanlar varsa bilirler. Bu oyunu ister son model bilgisayarda aç, ister çıktığı dönemin bilgisayarında aç. Oyun yine de kasıyor. Eski dönemde oynarken bilgisayarımın kötü olduğu için donduğunu sanardım. Şu anki sistemimde bile donuyor bu oyun. Maalesef o yüzden 7. sıraya koydum. Ve bahsettiğim de öyle ufak donmalar değil, 2 FPS alıyorsun. 6 numara Spider-Man Age of Time.
Oyunda Miguel O'Hara yani Spider-Man 2099 ve orijinal Örümcek Adamımızı yönetiyoruz. Uzay zamanı bekleyen bir tehlikeyi önlerken bir yandan da ölmek üzere olan Peter Parker'a Miguel O'Hara olarak yardımcı oluyormuşuz. İyi öğrenmiş olduk. Neden böyle dedim? Çünkü bu oyun bir tek konsollarda var, bilgisayarda yok. Bu oyunu aslında daha yüksek sıralamalara koyardım, iyi olarak. Koymamamın asıl nedeni oyunun bilgisayar portunun olmaması. Oyun PlayStation 3'te var, Xbox 360'da var, Nintendo DS ve Nintendo 3DS'te de var. Ancak bilgisayarda yok. Emulatöre mahkum bırakıyor sizi. Bu yüzden ben bu oyunu koymadım daha yükseğe. Buraya koydum. İyi mi? İyi. Oraya şey diyemem. 5 numara The Amazing Spider-Man 2. Yine fiyasko olan bir film oyunu daha. Kendisi Amazing Spider-Man 2 filminin oyunu olarak geçse de bence Amazing Spider-Man 1'in oyunu deseydik daha doğru olabilirdi. Oyuna Ben amcanın öldürülmesiyle ve Spider-Man'imizin onun katilini aramasıyla başlıyoruz. Bu bakımda ilk filmle tamamen aynı. Fakat sonra filmin senaryolarından yine kopuyoruz. Film serisinin diyeyim daha doğrusu. Filmde olmayan karakterlerle kapışıyoruz. Örneğin Şokçu, Kingpin. Niye kapışıyoruz bunlarla? Hadi Elektro yine var, Green Goblin yine var filmde. Yapacak bir şey yok. Yine asıl kısım optimizasyon. Bu oyunda da ilk oyundaki gibi optimizasyon sıkıntıları var. Ama ilk oyun kadar kötü değil. O yüzden bunu buraya koyma kararı verdim. Güncel sistemle en azından 60 FPS alabildim. Ara sıra 40-45'e düştüğünü gördüm, o kadar. Artı yönü yok mu? Var. Çoğu Spider-Man oyununda olmayan upgrade'ler. Mesela ileriki chapter'larda sismik blast özelliğinin açılması veya metali çürüten zehirli örümcek ağlarının açılması. 4 numara Spider-Man Shattered Dimensions. Geldim artık bayıldığım oyunlara. Bundan sonraki oyunları çok seviyorum. Bu oyunda Mysterio güçlü bir taşı çalıyor. Örümcek adamımız onu durdurmaya çalışırken taş kırılıyor ve taşın her bir parçası farklı evrenlere dağılıyor. Örümcek adam da Bayan A ile birlikte o taşları bir araya getirmeye çalışıyor. Bu sırada farklı evrenlerden olan Spider-Man 2099'u, Ultimate Spider-Man'i, Spider-Noir'i ve Venom Spider'ı oynayabiliyoruz. Oyunun bir açık dünyası olmadığından dolayı level mantığıyla gidiyor. Level değiştikçe örümcek adam da değişiyoruz vesaire. Buna bayılma sebebim ise bu özelliğiyle Spider-Verse filmlerine benziyor olması. Spider-Verse filmlerini sevdiğim için bunu da seviyorum. Birden fazla Spider-Man görmeyi seviyorum kısacası. Oyunun kötü yanı ise tıpkı diğer Spider-Man oyunlarında olduğu gibi optimizasyon. Ama bunda optimizasyon diğerlerine göre daha tutarlı. Ondan dolayı 4. sıraya koyuyorum. 3 numara Marvel Spider-Man Miles Morales. Miles olarak örümcek adamı oynamak güzel bir macera. Elektrik güçleri, görünmez olma vesaire. Bunlar bir Spider-Man oyununa göre yeni bir deneyim sunarak sizi eğlendiriyor. Ayrıca gelişmiş grafikleri de güzel görünmesini sağlayan bir diğer etken. Bunu 3. sıraya koymamın sebeplerinden bir diğeri ise uçuş animasyonları. Yüksek bir binadan atladığınızda Miles'ın düşüşlere özel animasyon ile tepki vermesi. Bütün bunlarla bu oyunu seviyorum, ancak oyun çok kısa sürede biten bir oyun. Ben bu oyunu henüz oynamadım, ancak YouTube'da orada burada izlediğime göre oyun ortalama 5 saatte bitiyor. Hatta ara sahneleri atlayarak bunu 3-4 saate düşürenlerin olduğunu gördüm. 500 lira gibi bir fiyata böyle kısa bir oyun olduğu için maalesef bunu 3. sıraya koydum. 2 numara. Buna birçok kişi şaşırabilir ama 2 numaram benim Spider-Man Web of Shadows. Eski bir oyunu buraya kadar yükselttiğimi görünce şaşırabilirsiniz, ancak bunun nedenini açıklayayım. Bu oyun kombat sistemi en iyi olan Spider-Man oyunu benim gözümde. Havada, karada, her yerde dövüşebilirsin kardeşim. Oyun seni kısıtlamıyor. Oyunda ister iyi bir Spider-Man olup oyunu devam ettirebilir, istersen kötü bir Venom olup etrafa araba fırlatabilirsin. Oyun seni bu anlamda kısıtlamıyor. Hatta arada bir senden iyi mi kötü mü diye seçim yapmanı istiyor. Her seçimin farklı bir sonu mevcut. Örneğin sen tüm seçimlere iyi dedin, iyi son. Ya da hepsine kötü dedin, kötü son. Sadece bununla kalmıyor. Aralarda karma yaparak da farklı sonlara ulaşabiliyorsun. Ancak oyunun beni sinir eden yanıysa Luke Cage. Size bir mekanik öğreten bir NPC. Bu mekaniği 500 küsür farklı yerde deniyor bize. Yanlış hatırlamıyorsam bu mekanik C tuşuyla çalışıyor. Hatta şu an ekrana koymuş olabilirim mekaniği. Beni geren kısmıysa bu mekaniği 1 milyon farklı yerde kullandırtıyor sana zorla. Bu kadar çok tekrarlayan bir mekanik olduğu için oyunu 2. sıraya koydum. Eğer böyle olmasaydı 1'e bile oynayabilirdi. Ama 1. olamazdı, ona eminim. Evet, artık hepimizin beklediği oyunu açıklıyorum. Birçoğumuz bunu biliyor ama yine de açıklayayım artık.
1 numara Marvel Spider-Man Remastered. Yeni grafiklerle, özel kombat sistemiyle beni büyüleyen bir oyundu. Özellikle etraftaki nesnelerle etkileşime geçip onları düşmanlara atmak çok iyi. Tabii bu nesneleri düşmana atma olayını övmüşken dipnot geçeyim. Bu bahsettiğim mekanik The Amazing Spider-Man oyun serilerinde mevcut olan ama burada daha iyi yapılmış olan bir mekanik. Onun dışında daha iyi olan bir yanı da kostümlere göre özel güçler olması. Iron Spider gibi özel kostümlerde arkasından kol çıkartabiliyor. Ayrıca duvarlara mayın ve ağ bombası gibi şeyler atabilmemiz, tüm bu özellikleriyle benim için mükemmel bir oyun. Hikaye olarak gereksiz uzatıldığını düşünüyorum. Bulmacalarsa bence 2004 yılında çıkan şu Spider-Man 2 oyununa göre daha iyi bence. Ayrıca Sinister Six'i görmemiz de güzel. Daha çok övebilirim ama videonun kapanış kısmına geçmem gerekiyor. Evet, benim sıralamam böyleydi. Son bir kez toptan anlatayım. Sıralamam şöyle. 10 numara Spider-Man The Movie. 9 numara Spider-Man 2 Bilgisayar Sürümü. 8 numara Spider-Man 2000. 7 numara The Amazing Spider-Man 1. 6 numara Spider-Man Age of Time. 5 numara The Amazing Spider-Man 2. 4 numara Spider-Man Shattered Dimensions. 3 numara Marvel Spider-Man Miles Morales. 2 numara Spider-Man Web of Shadows. 1 numara ve en iyi olan oyun Marvel Spider-Man Remastered. Bu bana ait bir sıralamaydı. Katılmıyorsan sen de kendi sıralamanı yorumlarda belirtebilir ve destek olmak için bana abone olabilirsin. Hoşça kal. Okay. Let's do this.